Herkese selamlar. Israrlarınıza dayanamadım ve sizlere hareketli bir animasyon videosu oluşturmayı bu videoda göstereceğim. Arkadaşlar yine yapacağımızı yapay zeka yapacak. Kullanacağımız uygulamalar Canva ve ChatGPT. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Dostlar bugün hızlı anlatacağım ama detaylı bir video olacak. Dikkatle takip edin, sonuna dek takip edin, atlayarak izlemeyin. Çünkü herhangi bir yerini kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi ChatGPT'ye yalnız deniz atı ile ilgili kısa bir çocuk hikayesi yazar mısın dedi ve mesajı gönderdim. ChatGPT kısa bir süre içerisinde çocuk hikayemizi hazırladı dostlar. Ne yapıyoruz? Şöyle örnek olsun diye ilk cümlemizi kopyalıyoruz. Aşağıya yapıştırdım. Ve bu cümleleri İngilizceye çevirir misin dedim. Ben örnek bir bölümünü aldım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz kadar uzunlukta video hazırlayabilirsiniz. Ben videoda zamanımız kısıtlı olduğu için kısa bir bölümünü yapacağım. 8, 10, 15, 20 kaç dakikalık bir video istiyorsanız o kadarlık yapabileceksiniz. Asıl konumuza geçmeden önce bu videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubunda sizlerin sorularını bekliyor olacağım. Kısa bir sürede cevaplarınızı bulacağım. Arkadaşlar merak ettiğiniz tüm konuları sizlere Telegram grubumuzda anlatıyor olacağız. Evet, şimdi ChatGPT'de bu cümlemizi İngilizceye çevirdik. Hemen ne yapalım? Burayı kopyalayalım arkadaşlar. Şu kısmı kopyalamıyorum çünkü burası ChatGPT'nin bize tabii ki işte sana kısa bir çocuk hikayesi dediği bölüm. Yani benzer bir bölüm. Tabii ki bu cümleyi İngilizceye çevirebilirim diye giriş yapıyor. Siz burayı alıp kopyalayıp da hikayenin bir parçası haline getirmeyin. Çok amatör durur dostlar. Şimdi alt kısımdaki bu cümleyi kopyalıyorum. Ne yapıyorum? Canva'ya giriyorum arkadaşlar. Canva hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar için şöyle bir açıklama yapalım. Canva içerisinde tüm sosyal medya şablonlarını, hazır bileşenleri, hatta sizlerin video oluşturabileceği bileşenleri barındıran bu dönemlerde yapay zekanın üzerine düşmüş bir uygulama. Masaüstü versiyonu da var. Aynı zamanda mobilde de kullanabilirsiniz. Mobilde masaüstü kadar kullanabilirsiniz. Ve güzel. Şimdi Canva'da ne işimiz var diyebilirsiniz. Arkadaşlar sağ üstten bir tasarım oluşturun diyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya YouTube videosu bölümü diyoruz. Ben de zaten var. Ancak sizler buraya YouTube videosu yazdığınızda hemen ilk sırada çıkacaktır. Tıkladığınızda bir YouTube videosu oluşturabileceğiniz alan karşınıza gelmiş olur. Arkadaşlar burada fikrimizi kullanacağız. Yani bir şeyi yapmayı bilmek aslında çok fazla önem arz etmiyor. Önemli olan fikir dostlar. Burada öncelikle arka planımızı oluşturmamız gerekli. ChatGPT'de yalnız bir deniz atı ile ilgili bir çocuk hikayesi yazmıştık. Ne yapmam gerekli? Hemen arka planı bir deniz, bir okyanus arka planı şeklinde değiştirmem gerekli. Benim burada son kullanılanlarım da vardı. Siz burada örneğin C gibi bir arama yaptığınızda karşınıza sonuçlar çıkacaktır. Buradan dilediğiniz gibi arka plan ekleyebilirsiniz. Şimdi ben arka planımı buldum ve ekledim dostlar. Hemen şöyle biraz büyütüp bunu tam ekran yapacağım. Bir bölümünü de kesmiş olacağız. Önemli değil. Karşımızda çocuk hikayesi için kullanabileceğimiz bir arka plan gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerekli? Öncelikle ana karakterimizi buraya eklememiz gerekli. Ana karakterimiz neydi? Deniz atı. Deniz atımızı buradan ekledim. Normalde sizler buraya deniz atı yazarak dilediğiniz deniz atı görseline erişebiliyorsunuz. Hatta silelim, sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir deniz atı eklemiş oldum. Biraz daha arka plandan aykırı bir deniz atı olsun istiyorum. Bu yüzden şöyle sarı olabilir. Aslında ilk kullandığımız deniz atını da kullanabiliriz. Peki bunu nasıl hareketlendireceğiz arkadaşlar? Önce tüm bileşenlerimizi ekleyelim. Daha sonrasında bunu nasıl bir animasyon haline getireceğiz sizlere gösterelim. Biraz deniz atını sağdan soldan büyütebiliriz. Ana karakterimiz deniz atı ve şimdi buranın bir deniz atmosferi oluşturabilmesi için balıklar, mercanlar, yani bazı bileşenler eklemem gerekli. Şuraya hemen yazıyorum. Balık yazdım. Şöyle bir balığımı da ekledim arkadaşlar. Birkaç tane daha ekleyelim. çeşit olsun. Şöyle bunu da ekleyelim. Birkaç türden balık olsun arkadaşlar. Yengeç de ekleyelim. Buraya yengeç yazdım. Şöyle alt kısımda da yengecimiz olsun. Başka ne ekleyebiliriz? Ahtapot ekleyebiliriz. Ahtapotumuz da bu olsun. Bunu da yine biraz küçültüp şöyle alalım. Devamını da getirebiliriz arkadaşlar. Dilediğiniz kadar görseli buraya ekleyebilirsiniz. Şöyle tekrardan balıklar yazalım. Bu da mutlaka olsun arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buraya bir sürü balık, ahtapot gibi bileşen eklemiş olduk. Arkadaşlar şimdi hem bu bileşenleri hareketlendireceğiz hem de yapay zeka ile seslendirip bir hikaye haline getireceğiz. Nasıl yapacağımı dikkatle takip edin. Benim hemen ekranımın sol kısmında text to speech seçeneğini görüyorsunuz. Bu uygulamayı ben daha önceden ekledim. Sizler eğer Canva'da böyle bir seçeneğiniz yoksa, yani hemen sol kısımda böyle bir seçeneği göremiyorsanız, hemen Canva ana sayfasında uygulamalar diyorsunuz. Uygulamalarda hemen alt kısımda text to speech'i göreceksiniz. Buna bir kez tıkladığınızda otomatik olarak çalışma sayfanızın sol kısmına text to speech'i ekleyecek. Bu bir köşede dursun. Önce nesnelerimizi hareketlendirelim. Arkadaşlar hemen en üstteki balığımla başlıyorum. En üstteki balığımı biraz sola alacağım. Hemen üst kısımda animasyon diye bir seçenek var. Buna tıkladım ve burada animasyon oluşturun diye bir seçenek var. Tekrardan buna tıkladım. Arkadaşlar şimdi bu balığı tutup istediğim yere çekip buna bir yol oluşturacağım. Hemen şöyle gösterelim. Bakın ben şöyle balığımın yüzmesini istiyorum. Sağa doğru. Evet, balığım buradan gitsin artık. Bu tamamdır dostlar, bitti diyorum. Görselim şu anda hazır. Play'e bastığımda balığım soldan sağa doğru hareket etmiş olacak. Yengecimin hareket etmesini istiyorum ama sırayla gidelim. Bu balıklarda yine animasyon oluşturun diyorum. Şöyle bir hareket oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde sürü halinde ekrandan yok olup gitsinler. Evet dostlar, bu da hazır. Şimdi bu balığımı hemen şuradan alacağım. Tekrardan animasyon oluştur diyeceğim. Şöyle sola doğru hareket ettireceğim arkadaş. Ve bu da buradan yok olup gitsin. Dilediğiniz hızda, dilediğiniz şekilde animasyonu oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz bir yerlerde bekletebiliyorsunuz. Ve burada bir balığımız daha vardı. Bunu da yukarı doğru hareket ettireceğim. Hemen animasyon dedim. Animasyon oluştur dedim. Bu balığımın da yönünün yukarıya doğru olmasını istiyorum. Buradan devam edip gitmiş olsun. Evet. Güzel bir deniz atmosferi oluşturmaya başladık. Şimdi sıra ahtapotumuzda. Animasyon diyelim. Animasyon oluşturun diyelim. Bu küçük hareketlerle hareket etsin dostlar. Hemen buraya gelsin. Burada biraz takılı. Burada beklesin arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ahtapotumuzda dilediğimiz gibi hareket ediyor. Bu da hazır. Şimdi sıra yengeçte. Animasyon dedim. Animasyon oluştur dedim. Yengecin çok yavaş hareket etmesini istiyorum ve bir yerde durmasını istiyorum. Şöyle yengecim de bu şekilde devam etsin ve burada beklesin. Peki deniz atı var burada, ne yapacağız? Buna da yine animasyon oluşturun dedim. Bu arkadaşım da hemen burada beklesin arkadaşlar. Sağdan sola doğru hareket ettirdim ve aslında şu anda istediğim gibi bir deniz elde etmiş oldum. Çocuk hikayesi olduğu için çocuksu bir atmosfer oluşturmaya çalıştık arkadaşlar. Bunun hız ayarıyla, beklemesiyle, şunuyla, bunuyla dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Hatta ben şöyle yapacağım. Baloncuk diyelim. Şöyle baloncuklar olsun arkadaşlar. Biraz küçültelim ve bu baloncuklara da bir animasyon ekleyelim. Animasyon oluştur diyelim. Baloncuklar böyle S çizerek yukarı doğru devam etsin. Evet arkadaşlar, bildiğiniz çocuklara uygun bir atmosferde elde etmiş olduk. Şimdi bunu nasıl seslendireceğiz? Hemen sol kısma text to speech'e bir kez tıkladım. Bunu eklemeyi daha önce göstermiştim. Arkadaşlar Canva'nın bu özelliği yenidir. Yani yeni eklendi. Canva her gün kendini geliştirmeye devam ediyor. En güzeli de kullanıcıları dinliyor arkadaşlar. Öneriler alıyor ve bu şekilde çok güzel yapay zeka uygulamalarını siteye optimize ediyor. Şimdi ChatGPT'den kopyaladığımız bu cümlemizi hemen alıp şuraya yapıştırıyoruz. Buradan ses falan herhangi bir şey seçmedim. Dileyenler buradan dili ayarlayabilir. Ben İngilizce yapacağım. Dileyenler buradan sesi ayarlayabilir. Yani karakteri ayarlayabilir. Ben buradan Kids Premium Ana'yı seçtim. Aşağılara dokunmadım ve Create Audio yapıyor diyorum. Biraz bekleyeceğim ve az sonra buraya ekleyecek arkadaşlar. Biraz daha genişletebilirim. Videomu genişleteceğim. Ses kadar genişleteceğim. Şu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi birlikte bir izleyelim. Bakalım neler yapmışız. Once upon a time, in the middle of a deep blue sea, there was a small island. On this island lived a cute seahorse named Seafoam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaratıcılığın sınırı yok. Bir fikriniz varsa bunu artık bir eyleme dökmek çok daha kolay oldu. Yapay zeka araçlarını kullanmayı bilmek gerekiyor. Şimdi paylaş diyorum, indir diyorum. MP4 olarak indireceğim arkadaşlar. Hemen buraya indirine tıkladığımda bu animasyon videom bilgisayarıma inmiş olacak. Belki şaşırtıcı olacak ama bunu mobilde de yapabileceksiniz. Yani artık bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Mobil cep telefonumuzdan bile bu şekilde videolar üretebileceğiz. En güzel yanı da herhangi bir video montaj uygulamasına ihtiyaç yok. Canva bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Buradan dilediğiniz uzunlukta videolar yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz uzunlukta ses parçası ekleyebiliyorsunuz. Tümünü yapay zeka ile yaptık dostlar. Ayrıca Canva'da çok daha fazla yapay zeka uygulaması mevcut. Bakınız hemen buraya tasarımım indi. Şöyle açalım, bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Time in the middle of a deep blue sea, there was a small island. On this island lived a cute seahorse named Seafoam. Çok kısa bir örnek verdim. Çok kısa bir yaratıcılık örneği verdim. Umarım sizlere ilham olmuştur. Ben bunu yapıyorum diye sizler de bunu yapmak zorunda değilsiniz dostlar. Daha yaratıcı hikayeler oluşturabilirsiniz. Bileşenler bölümünden dilediğiniz gibi özgürce görselleri buraya ekleyip hareketlendirebilirsiniz. Videolar zaten MP4 formatında indiği için YouTube'a uyumlu videolar arkadaşlar. Dileyenler kaliteyi buradan ayarlayabilir. Hatta 4K videolar bile yapabilir. Şimdi harekete geçme zamanı diyorum. Web Ustası kanalından herkese selamlar, saygılar.